Merhabalar, kanalıma ve küçük atölyeme hoş geldiniz. Size bugün bir çiçek motifi anlatacağım. Çok güzel, kolay, yapımı çok kolay ve rahatlıkla üretebileceğiniz, farklı fikirlerle kullanım alanlarını genişletebileceğiniz bir motif olduğunu düşünüyorum. Bunun için 3 ayrı renk kullanacağım. Bir yeşil kullanıyorum dalı için ve çiçeklerin rengi için sarı ve çok tatlı bir pembe kullanıyorum. Hemen dallarla başlamak istiyorum. Çünkü motifim 3 bölümden oluşuyor. Dalı, fiyonk kısmı ve çiçek kısmı. Daha fazla lafı uzatmayalım. Hemen başlayayım. Şunları kenara alacağım. Daha rahat görebilmeniz için beni. Daha doğrusu elimi. Ben zinciri çekmeye başlıyorum. Kullandığım ip ne yazık ki artık iplerden, yani daha önce kullandığım iplerden. O yüzden marka ve numara veremiyorum dediğim gibi. Ama tığım bir numara, 1.9 milim. Çok fazla sıkmadan zincir çekeceğim. ...22... ...24... ...25... ...26... ...27... ...29... ...30. Bu başak görüntüsünün olduğu tarafı değil, arka tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi şu arkadaki yuvalardan batarak dalımı oluşturacağım. 3 tane dala ihtiyacım var. Bu 3 dal aynı bu şekilde kuruluyor. Sonra da birleştirmesini göstereceğim. Öncelikli olarak dediğim gibi dalı bitirmem lazım. Burada önemli nokta, bilen arkadaşlar zaten sıkıntı yaşamayacaktır ama ne çok sıkmak lazım ne çok gevşek tutmak lazım. Çünkü burası başlangıç noktası. Çok sıkarsanız kıvrılır. Az gevşek tutarsanız da bu sefer diğer motifler oluştururken arada farklılıklar oluşur. O yüzden mümkün mertebe orta kararda bir çekiş daha iyi olacaktır. Çok pardon. Ben sizin için, sizlerle birlikte olabilmek için içerikler üretmeye çalışıyorum. Eksiğim kusurum varsa lütfen kusura bakmayın. Ben evimde, küçük atölyemde bilgiyi paylaşıyor olmaktan çok memnunum. Çünkü ben de bilgisini paylaşmaktan çekinmemiş insanların sayesinde ve birazcık merakım, birazcık da hayatın getirdiği şartlar doğrultusunda böyle bir duruma geldim. Evet, çok muazzam işçilikler çıkaran, elleri gerçekten bir sanatçı gibi ürünler üreten çok fazla insan var. Bundan sonra da olacak. Ama bilgiler kadim ve bilginin saklanır bir tarafı olmamalı. Herkes dili döndüğünce, eli yettiğince öğrendiğini, bildiğini anlatmalı diye düşünüyorum. Özellikle kadınların son yıllarda değişen hayat şartlarında üretici pozisyonunda olması çok önemli. Kadının kendini ortaya koymasında, bir hobisinin olmasında çok önemli. Kadın dayanışmasını özellikle vurgulamalıyız. Özellikle destek olmalıyız. Aynı işi yapan kişiler, hesaplar arasında da bu olmalı. Çünkü biz birlikteyken güçlüyüz. Biz dayanışarak daha güçlü olacağız. Bunu özellikle söylemek istedim. Şimdi 30 tane zinciri çektim, başa geldim ve diğer dala geçmek için bu bittiğim noktadan 30 zincir daha çekeceğim
ve burada yaptığım işlemin aynısını yaparak başa geleceğim. 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 30. Tekrar arkasını çeviriyorum. İlk yuvadan batıyorum. Ve devamında da en başa kadar, çok pardon, biraz sıkı yapmışım galiba burayı. O yüzden zorlandım. Biraz daha gevşek tutmakta fayda var. Ne kadar tığınız uygun dahi olsa. Evet. Dediğim gibi bunu başa kadar getiriyorum. Zaman kısıtlı olduğu için daha önceden çalışmıştım. Gördüğünüz gibi 3 tane dalım var burada. Bunun nasıl birleştirildiğini göstereceğim ben şimdi size. Şurada birinci ve ikinci dalımın başlangıç noktaları var. Oradaki yuvalara önce ikinciye, sonra en baştaki birinciye batıyorum. Şu an elimde 3 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkartıp buraya bir zincir atıyorum. Ve burayı bu şekilde kapatıyorum. Şimdi hazır burada işimi yapıyorken hemen iğneye takacağım. Ve üstünün daha önce çalışmış olduğum fiyongunu takıp aynı iplikle bitirişini yapacağım. Şöyle göstereceğim size. Ben 52 tane zincir çektim arkadaşlar. 52 zincirin sonucunda aynı dalda yaptığım gibi geri döndüm. Şimdi fiyonkumu yaparken şöyle birleştireceğim. Şu orta kısımdan, tam ortasından iğnemle geçirip fiyonkumu buraya sabitlemiş olacağım. Bir fiyonk olacak. Şuradan arkasından bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle, hatta daha rahat görebilirsiniz. Arkasından ipimi yürüteceğim ve bitireceğim. Tamamdır. Ya aldım. Şimdi çok pardon, birazcık heyecan yapıyorum galiba kamera karşısındayken. Şimdi sarı iple başlıyorum. Önce bir zincir başlangıcı yapıyorum. 30 zincir çekip en başa gelmiştim hatırlıyorsanız. O geldiğim noktadan ilk döndüğüm noktaya başlangıcımı yapıyorum, çiçeğimin başlangıcını. 3 zincir çekeceğim. 2, 3. Aynı
yere 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 6. Bu arada ipi de altından yürüttüğüm için onu da buradan kesmem gerekir. Dönüşümü yapacağım. İlk dönüşümü yapacağım. Çalıştığım üst tarafından dalın elimi biraz çevirtirerek 1, 2 ve 3. zincirin ön tarafından birleştiriyorum ve yine 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 6. Tekrar bittiğim, daha doğrusu 6 tane trabzanı yaptığım deliğin tam karşısına çeviriyorum. 1, 2 ve 3 sayıyorum. 3. zincire batıp 3 zincir çekiyorum ve tekrar yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Dört. Beş ve altı yaptım. Tekrar çeviriyorum. Bir, iki ve üçüncüye arkadan değil, ön taraftan içinden geçiyorum ilmeği. Üç tane zincir çekiyorum. Altı tane ikili trabzan yapıyorum. Bu çiçek öbeğini 11 tane kanat oluncaya kadar yukarıya kadar yapmaya devam edeceğim. Elimden geldiği kadar hızlı olmaya çalışıyorum. 6. Tekrar çeviriyorum. 1, 2 ve 3 deyince, pardon, 3. zincirden içinden geçirdim. Tekrar 3 zincir çektim. Yukarı çıkınca 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Biraz belki görüş açınız yakınlaştırdığımda farklılaşır. Gördüğünüz gibi bakın. Bitirdim 6.'yı. Tekrar elimle döndürüyorum. 1, 2 ve 3 diyorum. 3.'ye batıyorum. İçinden çıkıp 3 tane zincir, 6 ikili trabzan. Üç, dört, beş, iki, dört, beş ve 6. Tekrar elimi döndürüyorum. Sayıyorum. 1, 2 ve 3 diyorum. Batıyorum. 3 tane zincir. Çıktım yukarıya. Aynı yere 6 tane ikili trabzan. Bir kanat ve bir dönüşümle döne döne burgu şeklini veriyoruz. Dört, altı oldu. Tekrar döndük. Sayıyorum. Bir, iki ve üç. Üçüncüye battım, çıktım. Üç zincir çektim. Aynı yere trabzanlar yapıyorum. Az kaldı. Bitmek üzere arkadaşlar. İki, dört, beş. Aynı şekilde çevirdim.
1, 2 ve 3 saydım. Battım, çıktım, 3 zincir yaptım ve 6 tane trabzan yapıyorum. Daldırıp galiba biraz kameradan uzaklaşınca görmeniz zorlaşıyor arkadaşlar. Bitti. Şimdi sayıyorum kaç tane olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 2. 11 tane yapacağım. 1, 2 ve 3. İçinden çıkardım. 2, 3 tane zincir çektim. İkili trabzanla 6 yaptım. Tekrar çevirdim ve sonuncu arkadaşlar 1, 2 ve 3. Aradan geçirdim 1, 2, 3 zincir. 6 trabzan. Dört, beş ve altı. Son noktasını göstereyim. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar son nokta 1, 2, 3. noktaya zincirimi sabitleyip bitiriyorum ve ipimi arkadan yürüterek yok ediyorum. Bu kadar kolay. Ve görüntüsü gerçekten çok güzel bir motif arkadaşlar. Şimdi elinizi düzeltmeniz gerekecek tabii ki. Şöyle görüyorsunuz. İpinizin kalınlığına göre isterseniz 5 tane trabzan yapabilirsiniz. 6 tane yapmanız şart değil. O yelpaze görüntüsünü vermek için 6 tane. Özellikle bu tarz ipler için gayet uygun oluyor. Evet, burada da bitirdik. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ben tekrardan bu sefer pembe ipi başlamak istiyorum. Başlangıcı tekrar görmeniz için. Sonrasında yavaş yavaş bitiriyorum. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum seyir açısından. Ortadaki dalın döndüğümüz noktasına battım. İpimi 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikili trabzanla 6 tane trabzan yapıyorum. Ve de 6. Bittiğimde arkasını çeviriyorum. 1, 2 ve 3. zincir göbeğine atıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört, beş ve de altı. Tekrar elimi döndürüyorum. Hatta şuradan ipimizi keselim. O sizi yanıltmasın. Tamam.
Tekrar dediğim gibi burayı döndürüyorum. 1, 2 ve 3 sayıyorum. 3'e batıyorum. Çıktıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzanla 6 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Altı çeviriyorum. 1, 2 ve 3. 3'e battım. Çıktım. 3 zincir çektim. Aynı yere 6 sefer batıp ikili trabzan yapıyorum. Çok güzel bir model. Çok severek çalıştım. Farklı yerlerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Altı. Tekrar çevirdim. Bir, iki ve üçüncüye batıyorum. Battım. Üç zincir çektim. Ve yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Videoyu hızlandırmak açısından ben bunu da yapıp daha sonra yaptığımı anlatmak istiyorum. 2, 4, 6 bitti. Tekrar çevirdim. 1, 2 ve 3'üncüye battım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi gayet hızlı ilerliyor. Evet. Tam da budur. Gördüğünüz gibi ilerliyor. Bugünlük size anlatacağım bu güzel, bu sevimli mor salkım çiçeğinin motifi buraya kadardı. Zaten az önce birleştirmiştik biliyorsunuz fiyongunu. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çiçeklerin yapımı size farklı bir fikir verebilir. Dalların yapımı, yerleştirilmesi de aynı şekilde. Umarım sıkılmadınız. Sıkıldıysanız da bunu bir sonraki videoda geliştirmeye ve düzeltmeye çalışacağıma emin olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine söyleyeyim. Umutlu şeyler hayatınıza girsin. Umut her zaman daim olsun. Bilgi paylaştıkça güzel. Sizlerden de edindiğim, başka arkadaşlardan da seyrederek kendime kattığım çok fazla şey oldu. Ben de bir nebze olsun sizlere ulaşabildiysem ne mutlu bana. Tekrar videomu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.